ülke olarak tek bayrak, tek millet her zaman söylüyoruz ama halkların birleştiği bir şekilde. Önümüzde de gergin durumdan gevşemek bahanesiyle hem de 30 Ağustos geliyor. 30 Ağustos'u da daha görkemli ve tansiyonunu artarak kutlamamız lazım ki bayrak da beraber birlikte hem de teröre karşı da bir birliktelik yapmak her zaman orka sıfet olarak da iş adamları dünyası olarak da destekliyoruz. Ama bunun ötesi biz sadece sivil toplum örgütü siyasilere düşer. Siyasiler elinden gelen bütün gayretiyle bu tansiyonu düşürüp bir an evvel tek taraflı silahlar bırakıp işi seçimi de sağ salim yaparak mecliste diyalog ortamında yapmakta fayda var. Hep Atatürk şehri bir kere. Ülkenin kuruluş şehri. Bayrak dediğimiz zaman hassasız ve bu hassasiyeti de her zaman diğer şehirlerden fazla olarak gösterilmemize herkesin emin olması lazım. Necdet Uzun'un çağrısını saygıyla karşılıyoruz ama geç kalınmıştır, daha önce yapılmalıydı diyoruz. Biz kimsenin ölmesini istemiyoruz. Savaş demek ölüm demektir. Az önce söylediğim gibi biz bu toprakların üzerinde kardeşçe yaşamaya varız ve barışın olduğu her yeri, barışı savunmaya da hazırız. Barış, barış diyoruz. Biz kimsenin ölmesine razı değiliz. Hiç kimse ölmesin. Gerçekten Türkiye'de şu an ateş düştüğü yeri yakmıyor. Hepimizi yakıyor. Yani şehitlerimiz hepimizin kardeşi, evladı, arkadaşı, canı ciğeri. Yani burada kelimeyi ateş düştüğü yeri yakar tarafında değil, ateş hepimizin içine düşüyor. Bu anlamda da Necdet Başkan'ın her zamanki duyarlılığını, yani bunu günübirlik bir şey olarak değil, bu bizim ülkemizin, hepimizin her zaman içinde taşıdığı bir duygu. Necdet Başkan'ın da bu konuda Samsun toplumumuzu duyarlı olmaya davet etmiş. Duyarlılığın içinde bir bütünlük var. Bu anlamda da Samsiyat ailesi olarak üstümüze düşen her türlü vazifede her zaman varız. Yani bu bir, yani bir günlük bir mesele olarak görmüyoruz. Bu anlamda Haber Gazetesi öncülüğünde, Necdet Başkanımız öncülüğünde veya işte valiliğimizin öncülüğünde olabilecek her şeyin biz yanındayız, peşindeyiz.